Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bediüzzaman Hazretlerinin kendi ifadesiyle Risale-i Nur'un iki manevi güneşinden birisi olan Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi olan 25. söze geldik. Onu okuyacağız. İkinci güneşi de 19. mektup olan Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'dir. İki manevi güneş olarak bunları yorumlamış. Çok kıymetli dersler her birisi gibi, bu da öyle. Ve bu söz Barla'da 1927 tarihinde Türkçe olarak telif edilmiş. 25 sözün başında bir şiir gibi bir şey var. Şöyle geçiyor. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan delil aramak aklımıza ait görünür. Elde Kur'an gibi bir bürhan hakikat delili varken münkirleri ilzam için gönlüme sıklet ağırlık mı gelir diyor. Elde Kur'an olduktan sonra bütün dünyaya meydan okuyorum. O var, her şey var. Kur'an bir hazine. İhtar, bir hatırlatma. Şu sözün başında beş şuleyi yazmak niyet ettik. Fakat birinci şulenin ahirlerinde eski hurufatla, yani Kur'an yazısıyla tab etmek için gayet süratle yazmaya mecbur olduk. Hatta bazı gün 20-30 sayfayı 2-3 saat içinde yazıyorduk. Onun için 3 şuleyi ihtisaren kısaltarak, icmalen yazarak 2 şuleyi de şimdilik terk ettik. Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işgal, müşkil ve hatalara nazar-ı insaf ve müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan, kardeşlerimizden bekleriz. Bu Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ndeki ekser ayetlerin her biri ya mülhitler, dinsizler, zındıklar tarafından medar-ı tenkit olmuş, tenkit vesilesi yapılmış veya ehli fen tarafından itiraza uğramış veya cinni ve insi, cin ve insan şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. Yani Kur'an'a dil uzatılmaya, çürütülmeye vesile yapılan ayetleri daha çok Bediüzzaman tefsir etmiş ve yapılan itiraz ve tenkitlerin beş para değeri olmadığını da ortaya koymuş oluyor bu vesileyle. İşte bu 25. söz öyle bir tarzda o ayetlerin hakikatlerini ve nüktelerini beyan etmiş ki ehli ilhat ve fennin, mülhitlerin, fen ehlinin kusur zannettikleri noktalar i'cazın, Kur'an'ın mucize oluşunun, Allah kelamı oluşunun lemaatı, parıltıları ve belagat-ı Kur'aniyenin, Kur'an'daki o muazzam belagatın kemalatının, mükemmeliyetin menşeleri, kaynakları olduğu ilmi kaideleriyle ispat edilmiş. Bulantı vermemek için onların şüpheleri zikredilmeden cevabı kati verilmiş. Yani Kur'an'a saldırırken onlar ne demişler, din düşmanları, bunu hiç mevzu etmeden zihinde iz bırakmayacak şekilde davranarak Bediüzzaman onların sözlerini söylemeyip cevaplarını vermiş kati olarak. Veşşemsü tecri velcibale ebtada gibi, güneş döner ya da dağları birer kazık yapmadık mı anlamında olan 20. sözün birinci makamında 3-4 ayette şüpheleri söylenmiş, o kadar. Hem bu Mucizat-ı Kur'ani Risalesi gerçi gayet muhtasar, kısaltılmış vaziyette ve acele yazılmış ise de fakat ilmi belagat ve ulum-u arabiye, Arapça ilim noktasında alimlere hayret verecek derecede
alimane ve derin ve kuvvetli bir tarzı beyan edilmiş. Gerçi her bahsini her ehli dikkat tam anlamaz, istifade etmez. Fakat o bahçede, bu ilim bahçesinde herkesin ehemmiyetli hissesi var. Pek acele ve müşevveş, sıkıntılı haletler içinde telif edildiğinden ifade ve ibaresine kusur var olmasıyla beraber ilim noktasında çok ehemmiyetli meselelerin hakikatini beyan etmiş. Said Nursi radıyallahu anh bu hatırlatmayı en başta yapmayı Bediüzzaman ihtiyacı hissetmiş. Bundan sonra esas ders başlıyor. Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi, Kur'an'ın mucizelerini, mucize keyfiyetini anlatan bir bahis burası. Bismillahirrahmanirrahim. Kulle iniştema'til insü vel cinnü ala en ye'tü bimitli hâzel Kur'an la ye'tüne bimitlihi velev kâne ba'duhum li ba'din zahira. Sadakallahu lazim. Bu ayet İsra suresinin 88. ayet-i kerimesi oluyor. Kısacık meali şerifi de şöyle. De ki, and olsun, yani yemin olsun, eğer bu Kur'an'ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler. Bu ayet 1400 sene evvel Cenab-ı Hak tarafından inzal edilmiş. O günden bugüne 14 asır geçmiş olmasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın bu beyanı aynen doğru olduğu ortaya çıktı. Kur'an'a benzer bir kitap yok. Ona rakip olacak, alternatif olacak bir kitap yazılamamış. Yazamazsınız diyor Cenab-ı Hak. Cinler de yardım etse, bütün insanlar bir araya gelse kesinlikle yapamazsınız, yapamayacaksınız diyor. Yapamamışlar. Bu da bir başlı başına mucize zaten. Böyle olacağı haber verilmiş. Haber verildiği gibi de aynen öyle olmuş. Mahzeni mucizat, mucizeler mahzeni ve mucize-i kübra-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam olan, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber oluşunu tasdik eden delillerin en büyüğü olan Kur'an-ı Hakim, bu Kur'an'ın hadsiz vücuh-ı icazından Kur'an-ı Hakim mucizül beyanın hadsiz mucize cihetlerinden 40'a yakın vücuh-ı icaziyeyi, 40'a yakın mucize özelliğini Arabi, yani Arapça risalelerinde ve Arapça Risale-i ve İşaratül İcaz namındaki tefsirimde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi onlardan yalnız 5 veçini bir derece beyan ve sair vücuhu diğer cihetleri de içlerinde icmalen kısaca derc ederek, yerleştirerek ve bir mukaddeme ön söz ile onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz. Mukaddeme, giriş, ön söz anlamını giriyor mukaddeme. Bu mukaddeme 300'dür. 3 parçadan meydana geliyormuş. 1. cüz, Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Gerçekten Kur'an'ın biraz sonra okuyacağımız bu tariflerini biz sadece Risale-i gördük. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. 6666 ayetten meydana geliyor. 114 süredir vahiy kaynaklıdır. Bu kadar biliyorduk biz. Meğer Kur'an-ı Kerim'in ne kadar çok tarifleri varmış. Maşallah. Bu da Bediüzzaman'a has. Zaten bu eseri okuyan ilim erbabı olan medrese müderrisleri, ilahiyat hocalarından insaflı olanları emsalsiz bir tefsir olduğunu, eser olduğunu itiraf etmişler. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? El cevap. 19. sözde beyan edildiği ve sair sözlerde ispat edildiği gibi Kur'an
şu kitab-ı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Allah Allah. Şimdi Kur'an nedir? İşte bak, tariflerden birisi bu. Allah'ın muazzam ve muhteşem bir kitap olarak yazdığı kainatın ezeli bir tercümesiymiş. Allah yarattığı kainatın tercümesini Kur'an'da yapmış zaten. Bu birinci tarif. Ve ayat-ı tekviniyi okuyan, ayat-ı tekviniye yaratılmış varlıklar olarak onları okuyan mütenevvi çeşitli dillerinin tercüman-ı ebedisi. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da Şems suresi var. Güneş demek. Şems suresi, güneş suresi. Kamer suresi var. Ay suresi demek. Nahil suresi var. Arı demek. Ankebut suresi var. Örümcek demek. Neml suresi var. Karınca demek. Bunun gibi daha nice ayetlerin bizzat adı Allah'ın yarattığı mahluklar üzerinden konmuş Cenab-ı Hak tarafından. Surelerin adı Allah'ın yarattığı yaratılmış ayetler üzerinden konmuş. Ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri, ya bir de bu var. Hem görülen hem de görünmeyen bütün alemlerdeki o manevi kitapların da müfessiri, açıklayıcısı. Ve zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'nin, Allah'ın ilahi isimlerinin, binbir isminin manevi hazinelerinin keşşafı. Ya Taha suresinde Cenab-ı Hak Lehül Esma-ül Hüsna ferman ediyor. Yani Allah'ın bütün isimleri güzeldir. İşte o isimleri de Kur'an-ı Azimüşşan şerh ediyor, ortaya koyuyor. Ve sütur-u hadisatın, hadiseler satırlarının altında muzmer, örtülü, hakaykın, gizli hakikatlerin miftahı, anahtarı. Ve alem-i şehadette, bu madde aleminde, alem-i gaybın lisanı, ya görmediğimiz alemlerden gelen bir kelam olarak Kur'an-ı Kerim konuşuyor insanlarla, cinlerle Allah-u Teala. Ve şu alem-i şehadet perdesi arkasında olan görmekte olduğumuz madde aleminin perde arkasında olan alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediyye-i rahmaniye, Rahman olan Allah'ın ebedi iltifatları ve hitabat-ı ezeliyye-i sübhaniyenin, sübhan olan Cenab-ı Hakk'ın ezeli hitaplarının, konuşmalarının hazinesi. Ya ma'şere cinni vel ins. Bak mesela, ey cin ve insanlar topluluğu diye Cenab-ı Hak cinleri de insanları da toptan kendisine muhatap kabul edip hitap ediyor. Bir takım izahatlarda, bir takım emir ve yasaklarda bulunuyor. Ve bir de ve beşşirillezine aminu ve amilussalihati enne lehum cennetin tecri min tahtiyel enhar. Allah hitap ediyor mümin kullarına. Yani iman eden ve salih ameller işleyen müminlere müjdeler ver ki altlarından cennetler akan, altlarından ırmaklar akan cennetler onlar içindir diye. Yani müjde dolu bir kitap Kur'an-ı Kerim, iman edenler için. Ve şu İslamiyet alemi manevisinin, İslamiyet denilen manevi alemin güneşi, temeli, hendisesi, plan projesi. Ve avali muhreviyenin, görmediğimiz ahiret alemlerinin mukaddes haritası. Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak ahiret alemlerinden bahsediyor. Cennetten bahsediyor. Cehennemin ahvalinden bahsediyor. Harita gibi oraları tarif ediyor Kur'an-ı Kerim. Ve zat ve sıfat, Allah'ın zat ve sıfatı ve esma ve şuun-u ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve zatına mahsus hal ve işlerinin kavli şarihi,
yani şerh eden sözleri, tefsiri vazıhı, açık izahı, bürhan-ı katı, kesin delilleri, tercüman-ı satıha, çok kuvvetli tercümanı. Yani Allah'ı isim ve sıfatlarıyla, şuunatıyla bize tanıtan bir tercümandır Kur'an-ı Kerim. Ve şu alemi insaniyetin, insanlık aleminin mürebbisi, terbiye edicisi ve insaniyet-i kübra olan, en büyük insanlık olan İslamiyet'in ma ve ziyası, su ve ışığı ve nev-i beşerin hikmeti hakikiyesi, çok önemli bu izahlar. Yani bütün insanlığın ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, bu dünyada işim nedir diye aklı başında her insanın kendisine sorduğu ama sadece akıl yoluyla içinden çıkamadığı bütün gerçekleri Kur'an-ı Azimüşşan en güzel bir şekilde izahını yapıyor ve insanlara yol gösteriyor, rehberlik yapıyor. Zaten hüden lil müttakin diyor Cenab-ı Hak Elif Lamim'de. O Allah'tan korkan müttaki insanlar için bir hidayet rehberidir diyor Kur'an'ı Allah tarif ederken. Hidayet rehberi. Hakkı ve hakikati doğruya sevk eden bir rehber, kılavuz. Ve insaniyeti saadete sevk eden, yani hem dünya hem ahiret saadeti de mutluluğuna götüren hakiki mürşidi ve hadisi, hidayete götüreni, sürükleyeni. Hidayeti sevk ediyor. Dalaletten, sapık yollardan doğru yola, hak yoluna, Allah yoluna sevk eden bir mürşittir Kur'an-ı Kerim. Bak kaç tane tarif saydı Kur'an için. Devam ediyor yine Bediüzzaman. Ve insana, insanlık için hem bir kitabı şeriat, kanun kitabı, hem bir kitabı dua, aynı zamanda dua kitabı, hem bir kitabı hikmet, eşyanın sır ve hakikatlerini anlatan bir kitap, hem bir kitabı ubudiyet, ibadet, kulluk kitabı, hem bir kitabı emir ve davet, yani emir ve yasaklar manzumesi içinde bulunan ve de insanları hakka çağıran bir davet kitabı, hem bir kitabı zikir, zikir kitabı, hem bir kitabı fikir, fikir kitabı, hem bütün insanın bütün hacat-ı manevisine, manevi ihtiyaçlarına merci, dayanak olacak çok kitapları tazammun eden, içinde barındıran tek cami, kapsamlı bir kitab-ı mukaddestir. Ya. Ve bir de Kur'an-ı Kerim, hani kitab-ı mukaddes diye Tevrat, İncil ikisi bir arada da satılıyor, ayrı ayrı satılıyor kitab-ı mukaddes, ama esas kitab-ı mukaddes Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Çünkü Tevrat ve İncil'in aslı ortada yoktur. Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a gelen orijinal Tevrat ve İncil orta yerde yok. Mesela özellikle İncil için 4 tane İncil var. Bir de Barnabas İncil'i çıktı, etti 5 tane. En doğrusu Barnabas diyorlar. İyi ama İsa Aleyhisselam'a gelen bir tane. Ortada var 5 tane. Bir zamanlar 400 taneymiş. Eleye eleye 4'e düşürmüşler. Barnabas'ta işte 50 kilo ağırlığında bir kitap olarak bulunduğu aslı Türkiye'de hala Barnabas İncil'inin. İyi ama birbirinden farklı bunlar. Halbuki Kur'an-ı Azimüşşan'ın Arabistan'da, Mekke, Medine'deki Kur'an neyse, dünyanın her tarafında var olan Kur'an'ların hepsi aynı, tıpatıp. Allah'tan nasıl geldiyse orijinal özelliğiyle aynen duruyor. Yahudiler İncil'i, Tevrat'ı bozdukları gibi Kur'an'da bozmaya çok uğraşmışlar ama Cenab-ı Hak onlara o izni vermemiş. Zaten ayet-i kerimede Allah bizzat kendisi kefil olmuş Kur'an-ı Azimüşşan'a. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun, ferman ediyor ayet-i kerimede.
Yani Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla Kur'an aslını aynı şekilde koruyan, orijinal kimliğiyle, özelliğiyle yüz milyonlarca dünyanın her tarafında bulunan Kur'an aynıdır. Bir harfi dahi değiştirilememiş. Hem bütün evliya ve sıddıkin, evliyalar, sadıklar ve urefa, arifler ve muhakkikinin, büyük İslam araştırmacı alimlerinin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına, zevklerine layık ve o meşrebi tenvir edecek, aydınlatacak ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden, ortaya koyan mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Ya bir tek kitap olduğu halde çok büyük, muazzam bir kütüphane gibi bütün ilimlerin içinde özet olarak bulunduğu semavi, kutsi bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Tariflerini böyle Bediüzzaman arka arkaya sıralamış. İkinci cüz ve tetimmi tarif, önceki tariflere bir ek tarif daha yapıyor Bediüzzaman. Kur'an Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin mertebeyi azamından geldiği için 12. sözde beyan ve ispat edildiği gibi Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem bütün semavat ve arzın Halik-i Yaratıcı namına bir hitaptır, bir konuşmadır. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükalemedir. Yani cin ve insanlarla Cenab-ı Hak Kur'an vasıtasıyla konuşuyor. Hem saltanat-ı amme-i sübhaniye hesabına, sübhan olan Allah'ın genel saltanat hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasıtayı muhita, Allah'ın sonsuz geniş rahmeti noktayı nazarında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Rahman'ın bir İltifat, lütuf defteridir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Haberleşme aracı, Allah Allah. Elif, Lam, Mim, Yasin, Tasin, Taha, Hamim, Hamim, Ayn, Sin, Gaf, Allah Allah. Yani tefsir kitaplarına bakıyorsun, aynen o harfleri koyuyorlar, sonra cümleleri izah etmeye çalışıyorlar. Bunlar biraz şifreymiş, şifre. Ya nasıl ki bir bankanın kasasının şifresi var, Kur'an da ilahi bir hazine, bir kasa. Bunlar da biraz şifre. Ama bu şifreleri hiç kimse bilmiyor değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o şifreler. Hem de onun zeka derecesinin bunları anlama noktasının ne kadar yüksek olduğu da belgesidir aynı zamanda. O şifrelerin bazılarını Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına mutlak varis olan bazı alimler de çözmüş, anlatmış. Onlardan birisi de çağımızın büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Yani ben bir tanesini söyleyeyim. Elif, Lam, Mim. Hiçbir anlamı olmayan üç harf değil mi? Hayır, anlamı çok. Tam 28 tane orada şifreden mana çıkartmış Bediüzzaman. Bir tanesi şu. Yani Elif, Lam, Mim demek, bu Elif Allah'a, Lam Cebrail Aleyhisselam'a, Mim de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı işaret ediyor. Yani bu semavi kitap olan Kur'an Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzerine inzal edilmiş, indirilmiştir demektir diyor. Elif, Lamin bu anlama gelir. Daha birçok manaları var. İşaret icazı üstad 4 bölümde, her birinde 7-8 tane
şifreli mana olan hakikatleri izah etmiş. Ya, değme alimlerin içinden çıkamadığı Elif Lamim'den ne kadar çok mana bulmuş Bediüzzaman. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına her tarafına bakan ve teftiş eden, hikmet feşan, hikmetler saçan bir kitab-ı mukaddestir. Ve şu sırlandır ki kelamullah, Allah kelamı ünvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'an'dan sonra sair enbiyanın, eski peygamberlerin kütüp, kitapları ve suhufları, sayfeleri dirisi gelir. Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahinin ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'i bir ünvan ile, hususi bir tecelli ile, cüz'i bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat, ilhamlar suretinde bir mükaleme konuşmasıdır Cenab-ı Hakk'ın. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Üçüncü ve son bir tarif daha var. Kur'an asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüplerini, geçmiş peygamberlerin kitaplarını ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini, kitapçıklarını ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın, büyük İslam alimlerinin eserlerini icmalen tazammun eden, içinde barındıran ve cihat-ı siddesi, altı ciheti parlak ve evham müşübehatın, yani evham ve şüphelerin zulümattan, karanlıklarından musaffa temiz ve noktayı istinadı bilyekin vahyi semavi ve kelam-ı ezeli ve hedefi ve gayesi bil müşahede saadet ebediye, insanları ebedi saadete götürme aracı Kur'an-ı Kerim aynı zamanda. Altı bir ilmel yakın, Kur'an'ın altları altı bir ilmel yakın delil ve bürhan, delil ve bürhan direkleri üzerine oturmuş Kur'an-ı Kerim. Sağı bir tecrübe, teslimi kalp ve vicdan, solu bir aynel yakın tesiri akıl ve izan, meyvesi bir hakkal yakın rahmeti rahman ve dar-ı cinan, Allah'ın rahmeti ve cenneti kazanmak, kazandırmak. Makamı ve revacı bilhassi sadık, makbulü melek ve insücan, cin ve insanların, cin ve insanların ve meleğin makbul olan bir kitab-ı semavidir. Yani Kur'an okunduğu zaman, diyelim ki bir mescitte, bir camide hafız Kur'an okurken sadece o camideki cemaat onu dinliyor değiller. Ya mümin cinler ve özellikle melaike-i kiramın haddi hesabı yok, onu dinlemekten ayrı bir lezzet alıyorlar. Onların gıdası hükmüne geçiyormuş Kur'an-ı Kerim ya. Ve o zaman öyle söylüyor. Seslerinin güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın diyor bir de. Sen ihlasla okursan Allah nice onu dinleyecek kulakları orada hazır eder. Haddi hesabı olmayan melekler seni dinliyor ya. Niye orada 5-6 tane cemaat var diye bir isteksiz gibi okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i? Oku ya, can kulağıyla dinleyecekler çok seni. Abdüssamet gibi oku. Mustafa İsmail gibi oku. Onu dinleyecekleri Allah gönderir. Allah Allah. Nasıl okuyabiliyorsan oku. Ama ihlaslı oku. Makamım yok diye de üzülme. Sesim iyi değil diye üzülme. Sesini de makamında Allah dinlettirecek varlıkları çok olarak gönderir oraya. Kur'an'ın tarifine dair 300'ündeki sıfatların her biri başka yerlerde kat'i ispat edilmiş veya ispat edilecektir. Davamız mücerret, soyut bir iddia değil. Her birisi bürhan-ı kat'i, kesin delillerle müberhendir, delillendirilmiştir, ispat edilmiştir diye Bediüzzaman hiçbir yerde görmediğimiz 3 bölüm üzerinde kaçar tane
tarifler yapmış Kur'an-ı Kerim'e ki böyle bir tarif sadece Risale-i Nur'da var. Başka yerde ben şahsen görmedim yani. Allah Bediüzzaman'dan ebediyen razı olsun ve Kur'an'ın hükmüyle yaşamayı Allah cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah diyelim. Bu akşamki girişteki bu dersi böyle tamamladıktan sonra yarın akşam esas diğer derslere başlarız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.